Herkese akşamlar. Bugün sizlere gelir belgesiz, evraksız nasıl kredi alabilirseniz bu konu hakkında biraz durmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bankalar kredi başvurusunda sizden aylık gelirinizi gösteren bir belge ister. Yani maaş podosu olabilir, SSK dökümü olabilir. Bunları sizden ister. Hani bazı müşteri grubu var. Mesela bu belgeyi sunamıyor. Ama kredi puanı iyi, ödemeler düzenli. Hani bu gruptaki kişi nasıl kredi alabilir? Ben biraz bu konu hakkında duracağım. Şimdi ilk önce burada puanınız yüksek olması lazım. Yani 1400'ün üstü olursa daha iyi olur. Şimdi şöyle bir kere kredi alacağınız banka, kredi alacağınız bankayla hani bir kredi kartı geçmişinizde de bir atıyorum KMH yani ek hesap geçmişinizin olması lazım. Mümkünse daha önce de kredi alıp kapatmış olmanız gerekiyor. Çünkü geçmişi olmayan bir bankayla çalışırsanız, yani sizin için geçmişi olmayan bir bankaya çalışırsanız eğer ya da çalışmaya kalkarsanız kredi kullanmak için büyük ihtimalle size olumsuz yanıt verecektir. Çünkü sizi tanımıyordur ve herhangi bir evrak bankaya sunamıyorsunuzdur. Ama ve lakin sizin daha önce çalıştığınız hani kredi kartı olur, ek hesap olur ya da dediğim gibi daha önceki dönemlerde kredi alıp kapatmışsınızdır. Hani daha önce ilişki kurduğunuz bankayla bu sorunu gidermeye çalışırsanız daha iyi olur. Onu şöyle yapmanız lazım. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız eğer internet bankacılığından kredi almanız lazım. İnternet banka yani mobil bankacılık denen bir uygulama var. Mobil bankacılıktan çalıştığınız bankayla başvuruda bulunuyorsunuz. Ona göre bir limit oluşturuyor. O limit çerçevesinde direktman hesabınıza para hani 5 dakika içerisinde yatıyor. Herhangi bir orada bir sıkıntı yok. Ama bunun için hani skorunuz 1400 olması daha iyi olur. Ha şöyle bir şey var. 1100 skorlu müşteri de çıktığını gördüm. Hani 1100 skorlu müşteri de gelir belgesiz, evraksız mobil bankacılıktan kredi aldığını gördüm. Onu da söyleyeyim size. Ama bir istisna olarak tutuyorum bana konuyu. Hani 1300-1400 skorun üstünde olması daha garanti olur sizin için. Onun dışında gelir belgesiz kredi almanın bir diğer yolu ise hani daha önceki videolarımda bahsettim aslında. Ama tekrardan söyleyeyim. Çok üstünde durmadan özet bir şekilde geçeceğim. Teknoloji firmaları biliyorsunuz artık bankalarda çalışıyor. Hani Vatan'dır, Teknosa'dır, Media Market'tir. Hani bunu artık bankalar bundan iş ortaklığı oldu. Gidiyorsunuz bir telefon alıyorsunuz dediğim gibi. Atıyorum 10.000 TL bir telefon alıyorsunuz. Orada size herhangi bir hani maaşınız ne kadar, işte sigortanız var mı diye sormuyorlar size. Eğer puanınız iyiyse, sistem iyiyse direktman oradan telefon alabiliyorsunuz. Telefonu aldıktan sonra telefonu götürüp hani telefoncuya kutusu beraber satmanız gerekiyor. Hani oradan bir nakit elinize geçmiş olacaktır. Bir de bu yöntem var. Daha önceki videolarda ayrıntısına girdim, izleyebilirsiniz. Ama ve lakin en güzel yöntem şu olacaktır. Dediğim gibi çalıştığınız banka mobil bankacılığını kullanıyorsunuz. Diyelim ki bir bankayla çalışıyorsunuz. Mobil bankacılığını kurdunuz ama bu bankanın mobil bankacılıktan zor kredi veren bir banka olsun ve size kredi açmadı. Bir kere deniyorsunuz mobilden bir kere. Eğer açmadıysa herhangi bir bankaya gidip atıyorum Akbank olur, TEP olur, hani garanti olur. Bunların hani mobil bankacılıkları daha efektif, hızlı çalışır çünkü. Orada gidin bir hesap açtın. Hesabı da şöyle açtıracaksınız. Hani ben kredi başvurusunda bulunacağım. Mobilden kredi çekeceğim. O yüzden geliyorum diye değil. Ama bir vadesiz bir hesap açın. Vadesiz bir hesap açtıktan sonra şubeden hani bir hafta bekleyin. Bir hafta sonra mobilden kredi başvurusunu deneyin. O zaman büyük ihtimalle olumlu yanıt verecektir. Ama siz hesabı açar açmaz, bankayla hani ilişkiye başlar başlamaz aynı akşamında denerseniz bunu red verme imkanı daha fazlaşır. Çünkü müşteri numarası diye bir şey var. Sistem onu algılıyor. Yani müşteri numaranızın biraz eskimesi lazım. Nasıl oluyor bu? Şimdi siz bugün gittiniz, hesap açtınız bir tane bankada. Akşam oldu. Hemen mobilliği kurdunuz. Kredi başvurusunda bulundunuz. Sistem sizin SIF kaydınız, yani SIF diyoruz biz buna. Bankacılık deneyimini müşteri kaydı demek daha aslında doğru olur. Müşteri numaranızın, müşteri kaydınızın eskimesi gerekiyor. Yani çünkü sistem bunu 1-2 günlük olduğu zaman otomatik algılıyor. Ha diyor, bu müşteri benimle daha yeni çalışmaya başlamış zaten, hemen kredi istiyor. Şak orada
hemen olumsuz yanıtı verebiliyor. O yüzden hiç çalışmadığınız bankayla hesap açtırdıysanız eğer minimum, o da en kısa olarak söylüyorum, bir hafta bekleyin ki müşteri numaranız artık eskisin. Eğer siz hemen hesap açtırdığınız akşamına kredi başvurusunu bulunursanız eğer, hiç çalışmadığınız bankayla, ilk defa çalışacağınız bir bankayla, sistem buradan sizin müşteri numaranızı görüp bu müşteri yeni müşteri deyip hani olumsuz sonuçlandırabiliyor. O yüzden skorunuz 1400 üstüyse eğer, dediğim gibi hiç çalışmadığınız bir bankada hesap açtırdığınız, bir hafta bekleyin. Bir haftadan sonra kredi başvurusunu deneyin. O zaman büyük ihtimalle şansınız daha fazla olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu konuyla ilgili dediğim gibi şu anda benim size vereceğim püf noktalar bunlardı. Ama sormak istediğiniz bir şey varsa ona göre yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, kanalımı beğeniyorsunuz, abone olmayı unutmayın. Elimden geldiği kadarıyla hani sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Kendinize iyi bakın. İyi Ramazanlar dilerim. Hoşça kalın.